Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız şükürler olsun Rabbime iyiyiz. Bugün işte köyden bahçemizden topladığımız bal yapraklarını şöyle, bunları salamura yapacağım. Elimden geldiği kadar sizlere göstermeye çalışacağım. İşte bunu köyden, kendi bahçemizden toplamıştık. Videomda gösterdim. Arkadaşlar şimdi bunu ben işte şöyle demet demet yapıp tencereye koyacağım. Yalnız bu bir gün öncesi bayağı yağmur yağmıştı. Kendi bahçemizin zaten gördüğünüz topladığımda tertemiz. Ben bunu yıkamıyorum artık, ıslamıyorum. Şöyle zaten toplarken de baktım, hiç toz bile yok. Yağmur iyice yıkamış, tertemiz olmuş. Onun için ben bunları şimdi şöyle demet demet yapıp salamura yapacağım inşallah. Bunu ben arkadaşlar çarşıdan almış olsaydım mutlaka yıkardım. Bundan önceki yaptığımızı da yıkadık. Ama bu artık bugün, yani akşamdan bir gün öncesi birkaç gün yağmur yağdı. Bunda yani hiçbir toz bile kalmadı. Tertemiz, kendim de topladım bahçemizden. O yüzden bunu artık yıkamadan şöyle sıralacağım. Şöyle güzelce demet demet yapıp inşallah salamura yapacağım. Size de göstermek istedim. Daha önce yaptıklarımı gösterememiştim. İnşallah bugün de gösterebilirim size. Yani bazen bir iş karışıyor, devamını falan getiremiyoruz videonun. Bazen gösteremediklerimiz de oluyor. İnşallah bugün elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım. Şöyle arkadaşlar, gerçekten yapraklarımız çok güzel. Bunlar beyaz çekirdeksiz üzüm yaprağı. Şimdi bazen şöyle kara üzüm yaprakları da var ama siyah üzüm. Onların da tazeleri topladığım için onlar da çok güzel oluyor. Şöyle bugün ben bunları demet demet yapacağım. Şöyle tencereye koyacağım. Şöyle küçüklerini bir ayrı demet, büyüklerini bir ayrı demet yapmak istiyorum. İşte arkadaşlar, bu bahçenin kendi mahsullerimizi toplayıp da değerlendirmesi gerçekten çok hoşuma gidiyor benim. İnşallah Rabbim ağız tadıyla gelip gidenle, eşle dostla yedirmeyi nasip etsin. Kimlere nasip olacak bakalım. Şimdiden bilmiyoruz. İnşallah iyi günlerde, güzel insanların sağlık içinde hep beraber yemeği nasip eder. Şöyle demetlerin küçüklerini bir ayrı, büyüklerin bir ayrı yapmak istiyorum. Şu saplarını da koparmıyorum. Zaten bunun sapları ince, böyle fazla yer kaplayacak bir şey yok. Şöyle balkonuma da oturdum. Hem ortam da çok güzel. Şöyle seyrediyorum dışarıya. İşte bugün yaprakla uğraşacağım artık. Yine birkaç gün durduk mu köye gideriz. Gitmeden bunları halledeyim diye düşünüyorum. Buzdolabımızda, köydeki buzdolabımız bozulmuştu. Artık buraya da dolap almaya gideceğiz. Şöyle buraya da güzel bir dolap alırsak, buradaki dolabı da köye götüreceğiz inşallah. Havalar ısındı, dolapsız da olmuyor bayağı. Şöyle yine büyük olanların yapraklarını, saplarını, çok büyük olanları koparıyorum. Şöyle büyükleri bir ayrı demet yapıyorum. İşte kendi yaprağımız. Taze, güzel, bunlar büyüklü, küçüklü. Artık hepsini değerlendirmeye çalışacağım elinden geldiği kadar. İnşallah güzel olur. Arkadaşlar balkonun manzarası da çok güzel.
hava şöyle biraz bulutlu gibi ama yine de güzel hava. Artık yaz olduğu için bulutlu olsa da yağmur yağsa da hava güzel oluyor. Yani çok soğuk olmuyor. Arkadaşlar, sizler neler yapıyorsunuz? Ne işlerle uğraşıyorsunuz? Siz de böyle yaz geldi artık kışlık hazırlıkları yapıyorsunuz mu? Yorumlarınızı da bildirirseniz memnun olurum. Şöyle yorumlar yazarsanız memnun olurum. Yaptıklarınız şeylerden. Ben böyle kış hazırlıklarını da çok seviyorum. Kendi bahçemden olduğumu daha güzel oluyor. Kendi bahçemden olmasa da çarşıdan alıyorum, yapıyorum. Bu yaprağı bilen daha önceleri de yapıyordum. Arkadaşlar inşallah şu artık sokak yasaklar falan kalktı. Hastalıklar da iyice geçer. Şöyle herkes rahatça gezer. Tatiline gider, artık tatil zamanı geliyor. İnşallah bizler de gideriz şöyle tatile. Gerçekten yapraklar tertemiz, bakın. Hiç üstünde toz bile yok. Yağmur bunları güzelce yıkamış. Zaten şey sararken de yıkıyoruz da. Ama bu toz olsaydı, yağmur yağmamış olsaydı ben bunları yıkardım yine de. Çıkarmasaydım bozulurdu, böyle buruşurdu, kuruyor gibi olurdu, yanardı. Bezde getirdim. Onun için hiçbir şey olmamış. Daha yenice toplanmış gibi yapraklarımız. İşte arkadaşlar biz birkaç gün köve gidiyoruz. Birkaç gün burada. Artık bu da canımız sıkıldı mı köve gidiyoruz. Köyde biraz sıkıldık mı, işi bitirdik mi buraya geliyoruz. Yani günlerimiz böyle istediğimiz yerde güzel geçirmeye çalışıyoruz. Artık yaz geldi, şimdiden sonra kışlık işte salçalar, tarhanalar, domates suları, bir taraftan domatesler çıktı mı kuruluklar başlar yapılmaya. İnşallah onları da gösteririz. Bu sene tarhanayı köyde yapmak istiyorum, bakalım. İnşallah o zamana çıkar da nasip olursa köyde karmayı istiyorum, tarhanayı. Arkadaşlar bak çiçeğim de hala mis gibi kokuyor. Kaç gün öncesi toplamıştım, buraya getirdim. Şöyle mis gibi kokuyor burada. Sabahleyin kalktım mı evin içinde bu zambağın kokusu bayağı mis gibi sarıyor her tarafa. Bu zambağı da çok seviyordum ben. Ta çocukken bahçemizde vardı. Ben bir de böyle çiçekleri, eski çocukluğumdaki çiçekleri daha çok seviyorum. Onları, yeni çiçekleri de seviyorum da, çocukluğumda olan çiçekleri arayıp buluyorum.
Evimde yetiştirmeye çalışıyorum. İşte buzambak, gül, küpeli. Onları çok seviyorum, küpe çiçeğini, mum çiçeğini. Ama işte bu evde fazla pencerelerde yer yok, koyacak. Şöyle eskiden pencerelerin önünde en nice beton olurdu. Oralara çiçeklerimizi koyardık. Şimdi apartmanlarda artık pencerelerin önü küçücük mermer oluyor. Ya hatta hiç çıkıntısı olmuyor. Mutfaklarda da pencere olmuyor, sürgülü kapı oluyor işte bu şekilde. Eskiden mutfak pencerelerini şöyle kenarına çiçekleri koyardım ben. Çok güzel olurdu mutfak balkonunda ama şimdi yeni evlerde artık öyle yer yok. Yani çiçeklere de yer yok yeni evlerde. O yüzden fazla olmuyor böyle yerini güzel olmadı mı, güneşi görmedi mi çiçekler de güzel olmuyor. İşte ben de köyde yapmaya çalışıyorum çiçekleri. Elimden geldiği kadar orada değişik çiçekleri yetiştirmeye çalışıyorum. Şöyle bakayım. Büyükleri de var, çok güzel. Yaprakların büyüklerini de ayrı düşüyorum. Büyük olsa da tazecik, yumuşacık. İşte bu sene gittikçe böyle yapraktan toplayıp inşallah ne kadar yapabilirsem yapabildiğim kadar yapacağım. Bu arada konuşayım derken de şaşırdım, yönünü şaşırmışım. Ters koymuşum. Nala koysam, haşlayınca da sarsam belki de sarabilirim. Güzel olur şimdi taze yaprakla sarayım bari. Bak şu anda aklıma geldi. Nasıl olsa kışın da bizeceğiz şimdi de. Tazecik yani şeye koymadan birazını sarayım. İnşallah. Asma yaprakları da çok şifalı olduğu söyleniyor arkadaşlar. İnşallah kışın şöyle istediğimiz zaman sararız. İşte dediğim gibi arkadaşlar, yorumlarda bana bildirirseniz yani değişik, böyle şunu da çeksen, şunu da yapsan güzel olur diyebileceğiniz şeyler varsa yorumlarınızda bildirirseniz memnun olurum arkadaşlar. Gerçekten ben böyle sizlere çekip göstermeyi ya böyle sizlerle konuşurken sanki şu anda yani benim yanımdaymış gibi geliyor. O yüzden gerçekten hepinizi çok seviyorum. Böyle bu kanalı açtıktan sonra ben gerçekten çok güzel insanlar tanıdım. İnsanlarla mesajlarında yani mesajlaştık, konuştuk. Yani onlar bana güç verdi, böyle moral verdi. Çok güzel insanlar tanıdım. Zaten benim yani amacım da böyle güzel insanlarla tanışıp onlarla yani görüşmek, konuşmak, yorumlarla da olsa, yakın olan olursa, gelirse, misafirim olursa ona da memnun olurum. İşte iyi insanlarla tanışmak, güzel insanlarla karşılaşmak için asıl bu kanalımı açmam da sebep. Ama inşallah yani ilerlerim biraz daha. Gerçekten arkadaşlar pek kolay da olmuyor bu video çekmesi filan. İşte sadece güzel olduğu için ben böyle sizlere bir şey gösterebildiğim için yani severek yapıyorum ama bazen de zor oluyor. Yani bir
10 dakikada, yarım saatte yapılacak iş 1-2 saatte yapılıyor video çektiğim zaman. Onun için işimiz bazen sıkı olduğu zamanlar çekemiyorum. Acil yetiştirecek olduğum işlerde zamanımız kısıtlı olur mu? Fazla çekemiyorum. Ama böyle biraz vaktim oldu mu hemen çekip bir şeyler sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. İşte bugün de yaprakla uğraşacağım. Evdeyim. Yaprak hazırladıktan sonra belki de yemek için de sarılabilirim biraz da. Şöyle bunlar da siyah üzümlerim. Bakın şöyle biraz tüylü gibi oluyor bunun yaprakları. Ama piştiği zaman böyle mayhoş oluyor. Çok güzel oluyor bu kara üzüm yaprakları da. Arkadaşlar neyse ben sizi daha fazla sıkmayayım. Bunları kendim yapayım. Daha sonra size devam ederim, gösteririm. Arkadaşlar şöyle yaprağımı bakın şöyle demetledim. Demet demet yaptım. Tencereye koydum. Artık bunu suyunu hazırlayacağım. Salamura yaprağım için. Şöyle büyük bir tencereme su koydum. Bunun bir tane de yumurtayı şöyle güzelce yıkadım. Yumurtayla yapacağım tuzun karelerini. Şöyle göz kararı biraz tuz koyuyorum. Şöyle bir yumurtayı elimi güzelce yıkadım tabii. Atıyorum. Yumurta dibinde. Bunu tuzunu eriteceğim. Şöyle bakacağım. Yumurta böyle yüze geldiği zaman salamuranın tuzu iyidir. Bu şekilde ayarlayacağım işte yaprağımın tuzunu. Bu suyu kaynatıp yaprakların üstüne dökeceğim. 1-2 gün bekleteceğim şeyde bu tencerede. Tencereden leğeni alacağım ve birkaç gün sonra iyice yapraklar sarardı mı ondan sonra da şişelere koyacağım inşallah. Şöyle bakalım. Tuzu eritelim mi? Şöyle bir atayım. Bayağı yüze gelmiyor daha. Biraz daha bir karıştırayım. Daha dibinde tuz var. Artık yumurta yüze geldi arkadaşlar. Suyun yüzünde böyle yumurta duruyor. Artık bu tuz buna iyidir. Şöyle bakın, gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Yumurta suyun yüzünde duruyor artık. Bu tuz yeterli gelecek. Şu ocağımın altında yapayım. Azıcık daha dibinde tuz var. İşte arkadaşlar bu tuzlu suyum kaynadığı zaman bunun üzerine dökeceğim. Yaprakların üzerine. Ondan sonra böyle aralarını değiştireceğim. Altını üstüne getireceğim, çevireceğim. İyice her tarafı sapsarı sararıncaya kadar. Hatta ben birkaç gün beklediyorum. Ondan sonra cam kavanozlara tekrar uyarken inşallah gösteririm sizlere. Şöyle artık bu kaynasın. Tuzu ne kadar yani bol olursa iyi olur. Çünkü tuzunu az yapıp da yaprak bozulup da atmaktansa tuzlu olursa ya akşamdan ıslatırız yahut da sıcak suyun içine koyduğumuz zaman yapraklar tuzu gider yani. Arkadaşlar ben kaynayınca işte tekrar yaprakları dökerken gösteririm. Arkadaşlar şöyle suyumuzu kaynattık bakın. Şöyle tuzlu suyumu kaynattım. Şimdi bu tuzlu suyumu artık yaprakların üzerine dökeceğim. Şöyle.
kaynadı iyice suyum. Bu böyle suyu sıcak suyun içine bastıracağım yüzde kalanları her tarafını yani sapsarı sararıncaya kadar böyle tuzlu suyun içinde bekleteceğim. Başlar. Artık şöyle. Şöyle bir göstereyim. Bunu şöyle bastıracağım. Bakın inmeye başladı. Artık biraz daha inince şöyle ters çevireceğim. Aralarını iyice suyun içinde kalıncaya kadar, sapsarı yapraklar da sararıncaya kadar. Bakın şöyle sararmaya başladı ama içleri yeşil. Bu tuzlu suyun içinde işte her tarafı ıslanıp sararıncaya kadar. Bakın şöyle bayağı iniyor. Arkadaşlar, torunum bana ziyarete gelmiş. Az önce kapı tık tık ediyordu. Şöyle, bakın bunu ben şöyle bastırıyorum. İyice. Sıcak suyun içine. Şöyle bakın hemen ne kadar indi. Sonra şöyle alıyorum. Ters çeviriyorum bunları. Şöyle yerlerini değiştiriyorum. Her tarafı yani sıcak suyun içinde sararıncaya kadar. Şimdi ben bunu ağzını kapatacağım. Böyle her tarafını böyle yine karıştıracağım iyice. Bir gün iki gün durduktan sonra artık kavanozlara koyacağım. Tekrar buyarken de gösteririm size. Arkadaşlar işte yaprağımızı tuzlu suya basmıştık. Şöyle artık bugün kavanozlara koyacağım. Bakın çok güzel oldu. Şöyle ben bunları biraz çevirdim. İyice her tarafı ıslansın diye. Bakın her tarafı artık sarardı. Çok güzel oldu. Şöyle suyu da bol. Şimdi artık ben bunları kavanoza koyacağım. Şöyle arkadaşlar ben bunu alıyorum. Şu şekilde. Şöyle bir tarafını büküyorum. Bir tarafını büküyorum. Şu şekilde şöyle katlıyorum bunu. Kavanozun dibine koyuyorum. Kavanozla sıkıştırma bakalım anneyle. Olabilir. Şöyle küçük küçük koyayım bari. Şu kenarları alırken böyle oldu mu yırtılmıyor, parçalanmıyor. O yüzden bu şekilde. Neyse şöyle atayım. İşte bu kavanozlar büyük olduğu için şöyle. Artık bunları bu şekilde dolduracağım. Alması da güzel oluyor böyle oldu mu? İşte şu şekilde iki kenarını katlıyorum önce. Sonra da yuvarlıyorum. Şöyle iyice sıkıştıracağım bunu. Hava kalmayacak şekilde içinde. Videomda olsa bu büyük videomda olsa o zaman böyle katlamadan da olabilir de şöyle şöyle iyice sıkıştıracağım bunları. Yapraklarımız da çok güzel olmuş arkadaşlar. İnşallah Rabbim bunu ağız tadıyla sağlıkla yedirmeyi nasip etsin.
iyice sıkıştırıyorum. Hem içinde hava kalmıyor hem de biraz daha fazlalıyor. Şu şekilde şöyle bakın. Ben böyle yapıyorum, bilmiyorum senelerdir. Hem camda oluş da sağlıklı bir taraftan. Evet. Yani plastik de çok sağlıklı değil ya. Evet. Mümkün olduğu kadar cam kavanozumuz varsa cam kavanoza yapıyoruz. Tabii olmadığı zaman plastikte de yapılabilir. Biz de yapıyoruz bazen olmadığı zaman. Ama şu anda var cam kavanozlarımız. Tabii cam kavanoz her zaman daha sağlıklı. Gerçekten çok güzel olmuş yapraklarımız. Şöyle bunu da koydum. Bakın şöyle suyu da yüzüne geldi. Buna yeter artık. Şöyle ben buna bir kaşık kadar da tuz koyuyorum üzerine. Şöyle biraz da. Şimdi ağzını kapatayım. Şöyle sıcak suya, kaynamış suya da kapakları ısladım. Kapaklarımı alıyorum şöyle güzelce. Siliyorum temiz bir bezle. Şuradan da şişemin etrafını temizleyeyim. Şöyle güzelce bunu sıkıyorum. Çevireyim böyle biraz dursun bugün. Yarına yine şey yaparım. Bir tane de küçük kavanoza mı koyayım? Olur. Bir tane de küçük kavanoza koyalım. İşte arkadaşlar kışlık işlerle uğraşması güzel oluyor gerçekten. Şöyle küçük kavanozumuza koyalım. Bunu da şişeyi yıkadık güzelce. Kaynamış suyu koyduk içine. Yani kaynamış suyu koyduk, döktük. Kaynamış suyla dezenfekte ettik. Evet. Bir nevi. Tabii böyle fazla duracak şeylerin mikrop olmaması lazım. Bozulmaması için. Gayet hijyen olması lazım. Tabii elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel olur. Bozulmaz bunlar da. Kışın yaparken de çekeriz belki. Aralarını sıkıştırıyor. İşte dediğim gibi arkadaşlar şu kıyılarından böyle düzgünce sardık mı alırken kavanozdan alırken bazen yırtılıyor ince yeri denk gelirse bu şekilde demedinden aldığımız zaman hiçbir şey olmuyor. Daha önce ben rastgele koymuştum. Şişeden çıkarırken güzel olmadı, bozuldu bazen. O yüzden bunları böyle düzgünce katlıyorum. Yani bir nevi sarma gibi oluyor burada da. Şöyle. İyice bastırayım da hava almasın. Arkadaşlar kendi bahçemizden yaptık bu sefer. Güzel oldu inşallah. Bu da şöyle yeterli herhalde. Nasıl birazcık da suyundan şöyle. Şöyle her tarafı sileyim.
oturuyorum içinde. İstersen bunları biz sonra gösterelim, sonra çekelim. Arkadaşlar işte yapraklarımızı artık kavanozlara şöyle koyduk. Çok güzel oldu. İnşallah bozulmaz bunlar güzelce. Daha önce yaptıklarım hiç bozulmadı. Çok güzel yemiştik. Bunlar da öyle olur inşallah. İşte arkadaşlar böyle her hafta bağımızdan, topladıklarımızdan elimizden geldiği kadar yapacağız. Bitinceye kadar. İşte bugün de videomuzun sonuna geldik. Beğenirseniz, yorumlar yazarsanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.